adresi Kanal 34 haberle karşınızdayız. Washington'da Suriye için karar haftası. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahale konusunda Avrupa başkentlerindeki temasları sürüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı bugün İngiliz mevkidaşıyla olası askeri operasyonun detaylarını masaya yatıracak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Kongre üyelerini Suriye saldırısına ikna etmek için Şam'daki kimyasal saldırıdan sonra çekilen 13 video görüntüsünü tek tek gösterdiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Kongre üyeleriyle Beyaz Saray'da yaptığı ikna görüşmelerinde 21 Ağustos'ta Beşar Esad güçleri tarafından düzenlenen kimyasal saldırının hemen ertesinde çekilen 13 video görüntüsünü tek tek göstererek üyeleri etkilemeye çalıştı. Beyaz Saray yetkilileri 13 videonun çoğunun daha önce internet sitelerinde yayınlanmış olduğunu belirterek ancak Obama yönetiminin bunların gerçekliğini ilk kez doğruladığını bildirdi. Kürdistan Topluluklar Birliği hükümet adım atmadığı için çekilmeyi durdurduk. Ateşkes sürüyor açıklamasında bulundu. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, çözüm sürecinde hükümetin demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda gereken adımları atmadığı için 8 Mayıs'ta başlatılan geri çekilmenin durdurulduğunu açıkladı. Alkollü içkilerin satış ve tanıtım koşullarını düzenleyen yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Belirli saatler dışında alkol satışı yasaklandı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yasa kapsamında akşam saat 22'den sonra perakende alkol satışı yapılamayacak. Lokanta, restoran, gece kulübü, bar ve benzeri yerlerde ise alkol saat sınırlaması olmadan açık olarak tüketilebilecek. İstanbul'un 2020 olimpiyatlarını düzenleme şansını finalde kaybetmesiyle Tokyo'ya gitmesine neden olan siyasi verilerle dopingin Türk sporunu sarıp sarmalamasının da büyük etki yaptığı gösterildi. Sunum sırasında gelen Türk sporundaki doping meselesine vermeye çalıştığımız yanıtların hiçbirinin de etkili olamadığı ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, "Dopinge sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Bu konuda çok sıkı önlemler aldık." derken, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Uğur Erdener, "Çok etkin kontroller yapıyoruz. Bundan sonra daha önce duyduğunuz gibi haberlerle karşılaşmayacaksınız. Eğitime de çok önem veriyoruz." dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, resmi temaslar kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Sincan Özerk bölgesine gidiyor. Diyanet İşleri Başkanı düzeyinde Urumqi'ye gerçekleşecek bu ilk ziyarette Başkan Görmez bölgedeki yetkililerle bir araya gelecek. Tarihi İdgah Camii'nde soydaşlara hitap edecek olan Başkan Görmez, bölgedeki dini kurum başkanlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerin ardından Pekin'e hareket ederek Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yunshan ile görüşecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.